Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz isterseniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Ne diyor? Eyvah demeyin, alarm kurun. Bu hafta 19 kritik gelişme var. Kripto paralar hareketlenecek. Arkadaşlar, yeni haftanın gelişiyle birlikte özellikle piyasa içerisinde tabii bir takım önemli tarihler ve önemli olaylar var buna Fed açıklamaları da dahil. Bundan önceki hafta biliyorsunuz yine benzer bir haberden beklentileri değerlendirdik. Nitekim pek çok şeyde beklentilerimiz doğrultusunda geldi diyebilirim. Bunları da değerlendireceğiz. Yeni tarihlerde neler olacak? Hangileri önemli? Vesaire diye üstünde duracağız arkadaşlar. Bakın. Her hafta olduğu gibi Nisan ayının ilk pazar günü de volatilitenin artabileceği kritik gelişmeleri inceleyelim. Geçtiğimiz haftalarda bu tarz önemli tarihlerin fiyat üzerinde büyük etkileri olduğunu hep birlikte gördük. Tabii ki bu hafta da zaten bu hafta da çok ciddi gördük. O halde bu e, volatilite neden hazırlanmayalım? Haber odaklı trade çoğu zaman teknik analizden daha yüksek oranda başarı getirir. O halde başlayalım. Yani ne alakası var? Sen yani abartmış bu da yani biraz. E, her ikisi de lazım tabii ki. O zaman hiç şey falan bile yapmayalım. Sadece habere göre hareket edelim. Fiyata bile bakmayalım falan. Kripto için kritik gelişmeler. Fed toplantısı geride kaldı ve faizlerin 25 veya 50 bas puanda artırılıp artık zirveye ulaşılacağını gördük. Yok 50 bas puanlık bir artış gelmez. E, nitekim haberi hazırlayan da geçen haftayı örnek vermiş fakat e, kendi hazırlamış olduğu yine bir Fed üyesinin artık 50 bas puan artırma ihtimalimiz yok yorumu yaptığını kaçırmış. En azından ima edilen buydu. Ancak Powell önceki açıklamalarında olduğu gibi aydan aya gelen verileri izleyerek güncel veriler ışığında karar alacaklarının altını çizdi. Bu arada bir sonraki FED faiz arttırımı 3 Mayıs tarihindedir. O halde önümüzdeki hafta gelecek veriler kripto para piyasaları için son derece önemli olacak. Bakalım. 3 Nisan pazartesi yarın 02.50 11.30 Japonya Euro bölgesi ve İngiltere imalat PMI diyor. E bu verilerin önemi şu noktada kazanıyor arkadaşlar. Bakınız euronun değer kazanması en nihayetinde doğal yoldan doların baskılanması anlamı taşıyacağı için bu kripto paralar üzerinde olumlu bir etki yaşatacaktır arkadaşlar. Unutmamak lazım. Yani burada dolar ana unsur ve bunun baskılanmasını istiyoruz. O yüzden euro tarafında faiz arttırımları vesaire pozitif olacaktır. 16.45 ABD üretim PMI Beklenti 49.3 önceki 47.3 ee, iyi veriler almamız lazım ki arkadaşlar enflasyon verilerindeki düşüşü tespit edebilelim. Devam edelim. 17.00 ABD ISM PMI beklenti 47.5 önceki 47.7 aynı şekilde. 23.15 FED'den KUK konuşacak bak burası e, önemli işte arkadaşlar. Cook biliyorsunuz bu hafta içerisinde de e, konuştu. Görece nötr yani nötre yakın diyebileceğimiz açıklamalar yapmışken daha çok bankacılık krizinin aslında adını ağzını alması bile bizim için pozitif bir durumdu diyebilirim arkadaşlar. Yarın e, 23.15 15 e, vaktine bizim tabi çok dikkat etmemiz gerekiyor öyle değil mi? Koti Airdrop durup e, bunu geçiyorum. Ya bizle çok bir ilgisi yok arkadaşlar. Dört ya ilgisi olanlar vardır da videonun ana konusu olmayacaktır. Bu arada ben kukun yeni açıklamalarında da ortalama bankacılık krizi işte e, bunun için biraz <laughs> sakin kalmalıyız falan tarzında bir konuşma bekliyorum. Biraz e, dediğim gibi nötre yakın geçecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. 4 Nisan Salı 12.00 Euro bölgesi Üfe Beklenti %13.5 önceki %15. Ya bunu biraz daha yüksek alsak bizim için iyidir arkadaşlar. Ama tabii ki bekleyip göreceğiz. Bu doğrudan neye, piyasamızın fiyatlarını etkilemez ama inanın orta uzun vadede çok etkiler arkadaşlar bu veriler. 17.00 ABD Jobs. Beklenti 10.4 milyon, önceki 10.824 milyon. 20.30 Fed'den Cook konuşacak. Ee, yine bir konuşma gerçekleşecek. Önceki günkü verilerden öyle yani konuşmasından çok farklı olmayacaktır arkadaşlar. 20 30 Fed Rosengrain konuşacak. Şimdi bu arada eee Rosengrain biraz daha şeydir. Yani e, kripto piyasasına çok dönük bir adam değildir arkadaşlar. Bizzat kripto ile alakalı konuşacağını zannetmiyorum. Fakat ben Kuka yakın konuşacağını düşünüyorum ve bankacılık krizine daha çok değineceğini düşünüyorum. Bunlar ana itibariyle son açıklanan verilerden sonra yapılacak konuşmaları içerecektir piyasa fiyatlanması için önemli olacaktır arkadaşlar ki ilerleyen süreçte faiz artırımı içinde durumları göreceğiz Baby Doge bybit listelemesi Bak bu arada Baby Doge koyunu severim bilenler bilir O yüzden Baby Doge Ben bu boğa sezonu içerisinde çok güçlü yükselmeler yükselmeler beklediğim yükselişler beklediğim bir kripto paradır arkadaşlar dilerseniz bir gidip göz atabilirsiniz. E çok fazla hareketler vaktiyle de yapmıştır. Neyse çok üzerinde durmaya gerek yok. 5 Nisan Çarşamba. 15-15 ABD ADP tarım dışı istihdam değişik. Beklenti 205 bin. Önceki 242 bin diyor arkadaşlar. 16-45-17 ABD PMI verilir. Bunları tabii ki şu an geçiyorum ama e, vakti geldiğinde bunları zaten biliyorsunuz. Tek tek değerlendiriyoruz. 6 Nisan Perşembe. 15.30 ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları. Bak önceki 198 bin, beklenti 200 bin. Şimdi bizim bunun yüksek çıkması lazım. Ya diyebilirsiniz ki arkadaş millet işsiz kalıyor. Ya öyle değil arkadaşlar. Bunu Powell bile açıklamasını yaptığı adam. Ya burada e, acımasızlık tabii ki diz boyu. Fakat adam diyor ki ya kardeşim biz ne kadar fazla işsizlik görürsek bu ne demektir? Faiz arttırımı enflasyon için o kadar işe yaradı demektir. Bitti. Çünkü o kadar baskılamışız, o kadar insan işten çıkarılmış demektir. Bu arkadaşlar bizim bunu yüksek almamız gerekiyor ki enflasyon da düşük gelsin. FED rezerv 23 23.30, 6 Nisan önceki 3.4 trilyon. 7 Nisan Cuma ABD, İngiltere, Hong Kong tatil, Good Friday, evet. 15.30 ABD ortalama saatlik kazançlar beklenti, %03, önceki %02. 15.30 ABD tarım dışı istihdam, beklenti 238 bin, önceki 311 bin diyor arkadaşlar. Bunu e, yüksek almamız lazım. 15.30 ABD işsizlik oranı beklenti ve önceki %3.6 bunu da yüksek almamız lazım arkadaşlar. 8 Nisan Cumartesi Pancake Swap Wall e, başlatılacak. Evet. Ar ya buralara tabii ki çok girmiyorum. E, genel olarak durumlar bu şekilde olacaktır. Zaten bunları e, vakti geldiğinde de arkadaşlar uzun uzun inceleyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.